Antalya Kemer'de Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz Projesi kapsamında Bir Dik Bin Oluyoruz başlığı altında 385 öğretmen bir araya geldi. Akademik, sosyal ve psikolojik eğitimlerin verildiği toplantıda konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Selçuk Pehlivanoğlu 2023 yılında hedeflerinin 1000 köy okulunda 1000 kadın köy öğretmenine ulaşmak olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türk Eğitim Derneği ve Zürih Vakfı, Zürih Sigorta İşbirliği'nde hazırlanan Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz Projesi kapsamında 53 ilde 354 okulda görev yapan 385 öğretmen Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde bir araya geldi. Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçen Eğitimin Sigortası Öğretmenlerimiz Projesi Bir Dik Bin Oluyoruz başlığı altında bir hafta sürecek etkinlikte köy okullarında görev yapan kadın öğretmenlere akademik, sosyal ve psikolojik gelişim eğitimleri veriliyor. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Selçuk Pehlivanoğlu burada yaptığı konuşmasında 2023 hedeflerinin 1000 köy okulunda 1000 kadın köy öğretmenine ulaşmak olduğunu söyledi. 1000 köy okulunda 1000 kadın öğretmenle onların akademik, sosyal ve psikolojik gelişim programını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da hep beraber bu köy okullarımıza imkanlar üzerinde dokunuyoruz. Öğrencilerimizin formalarını sağlıyoruz, kitap ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Fiziki şartlarını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Petek Aşkarsa bu proje kapsamında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenleri desteklemeyi amaçladıklarını anlattı. Mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi yoluyla çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarının sağlanması ve bu amaçla hem öğretmenlerin meslek yaşamlarının kalitesini geliştirmesi hem de öğrencileri için bir umut yeşertilmesi gayemiz. Projeye dahil olduktan sonra meslek hayatlarında büyük değişiklik olduğunu aktaran kadın öğretmenlerse bu projenin kişisel gelişimlerine de büyük katkı sağladığını belirtti. Mesleğimin ikinci yılında bu projeyle tanıştım. Arkamızda büyük bir gücün olduğunu fark ettik. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Derneği ve Zürih Vakfı'nın işbirliğiyle oluşturulmuş Eğitimin Sigortası Öğretmenler Projesi'nde kendimizi daha güçlü hissettik. Bulunduğumuz, çalıştığımız yerlerde kadın öğretmen olarak gücümüzü farkına vardık. Daha ikinci yılımda meslekte ve meslek hayatım o günden sonra projenin öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrıldı. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı'na, Türkiye Eğitim Derneği'ne, Zürih Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Bu proje benim için çok değerli.